Merhaba sevgili aslanlar. Selamlar sevgili aslanlar. Bilinçokulu Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Haftanın gökyüzü hareketleriyle sizlerle beraberiz. Evet, Merkür Retro Akrep Burcu'nda çok önemli. Evet, Aslan evet, Burcu evet. için ne diyorsun? Merkür Retrosu aslanların dördüncü evinde şu sıralarda. Belki aile üyeleriyle iletişimlerinde zaman zaman pürüzler yaşıyor olabilirler. Evde bazı tadilat, onarım, eski eşyaların değişmesi ya da Tabii. ev aletlerindeki sorunlar bu Evle dönemde. ilgili bazı mesela arada kalmış olayların yeniden gündeme gelmesi, sıkıntılar ve problemlerin çözülmesi dediğimiz yapıları göstermiş. Ama orada Aslan Burcu egosunu kullanırsa aile içinde bazı tartışmalar ve çatışmalar olacaktır. Merkür Retro Akrep'te Aslan Burcu egosundan hiç hoşlanmaz. Evet, Gerçeği söylemek gerekirse bazı ciddi çatışmalarla karşılaşabilir. Beklenmedik düzeyde duygusal karşı şiddette karşılaşabilirsiniz. Bu da sizde iç gerginlikleri arttırabilecek olaylar ve kavramlara sebebiyet verebilir. Yarıda kalmış işler, aile içindeki bazı sorunların yeniden çözümü, Merkür Retro Akrep'te bunları gösterir. Ama tabii bunu sakinlikle ve egosunu kullanmadan. Çünkü o akrebin, bak akrebin o bilinçaltı derinlikleriyle, Jungçu bakış açısıyla bakarsak, yani sembol bilimiyle veya anagram bilimiyle bakarsak, Aslan Burcu'nun yapısına, o Aslan'ın Güneş egosuyla akrebin Plüton, yani o karanlık tarafı hiç anlaşamaz. Evet, anlaşamaz, doğru. Aile içi bazı karanlıkta kalmış yapılar ortaya çıkabilir ve bu sizi rahatsız da edebilir. Evet. Bunu sevgili aslanlar dikkat etmeniz lazım. Evet, başka neler var demek? Evet, Başak Burcu'nda Mars seyrediyor ve o retro Merkür'le açı içerisinde olacak 1 Kasım'da. Parasal kaynaklar gelebiliyor, bir krediyle ilgili eskiden kalan belki. Borç alacak ilişkisini evet, bitirebiliyor evet. veya eski bir, gerçeği söylemek gerekirse, dost veya arkadaşın maddi ve ekonomik desteğiyle de karşılaşabiliyor. Böyle bir yapısı da yok değil. Evet. Mars'ın burada üçgen Plüton değerleri bunları göstermiş. Arkasından şunu unutmamak gerekiyor ki 3 Kasım'da Akrep Burcu'nda bir güneş tutulmasına doğru gidiyor. Ailesel konuların, ev almak, mülk almak, aileyle ilgili konuların daha da fazla güçleneceği bir haftaya gireceksiniz. Bu sebepten dolayı ne yapmaları lazım bu haftayı? Bu haftayı iyi değerlendirmeleri lazım. Daha temkinli olun, temkinli sakin ve olmaları sükunet. lazım. Tabii. Sükunet içinde geçirmeleri lazım. Ev elektroniğine de dikkat evet. edin. Elektrik çarpmasın. Bye. Hoşça kalın. Güle güle.